Elon Musk yapay zeka insanların işini elinden alacak diyor. Bunun üstüne konuşacağız. Bununla alakalı biliyorsunuz ki zaten daha önce de konuşmuştuk ve bugün mutabık olduğumuz noktadayız. Önemli olan ciddi hususlardan bir tanesi de tabii ki budur. Yapay zeka ilk işte bu kadar böyle revaç yakaladığında yani 2023 yılının tamamında başlangıcında tabii başlarda spekülasyon olmuştu. Yapay zekalar işte ne yapacak böyle biraz nasıl diyeyim çocuk masalları tarzında ne bileyim işte dünyayı yok edecek şu bu. Şimdi yapay zekalar tabii ki de çok önemlidir. Yapay zekaların bir takım olumsuz denebilecek noktaları da bulunmaktadır. Ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz tartışılır. Fakat olacak olan şey budur ve bununla alakalı eğer bu bir risk olarak sayılıyorsa devletler bununla alakalı bir önlem almayacak. Yani evet söylemiş olduğu şey doğru. Yapay zekanın bu noktadaki en büyük etkisi dünyayı değiştirebilecek yok etmesi, carttı curttu gibi bilim kurgu filmleri değil. Gerçekten de insan gücünün olabildiğince azalacağı bir ortam yaratacak olmasıdır. Yani işsizlik noktasında ciddi problemlerin yaşanma ihtimali yüksek. Şimdi eskiden bir tane fabrika vardı örneğin. Bu fabrikada 100 kişi çalışırdı toplamda. Daha sonra makineleşme oldu. Makineleşmeden sonra bu fabrikada 100 kişi değil de 10 tane makine başında da 10 tane makinist bulunur hale geldi. Tabii dünyanın kalan kısmında da bu şartlar altında böyle zuhur etti diyebiliriz. Şimdi ne noktaya gidiliyor? Bir tane ne olacaktır? Fabrika düşünün. Fabrikada bir tane yapay zeka kontrol mekanizması. Bu 10 tane işte makinanın başında duracak. Yapay zekanın başında da bir tane adam duracak. Velhasıl iş buraya kadar geldi. Yani 100'den 10'a, 10'dan 1'e kadar indik. Şu an yapay zekaların yapamadığı çok fazla bir şey yok açıkçası. Yani bir iş eğer fikirsel boyutta değilse muhtemelen yapay zeka onu gerçekleştirir, yapar. Tamam mı? Bu şekilde bir durum var. Tabii nerelere entegre olabileceğine yönelik işin ucu bucağı yok. Örneğin Çin tarafını ele alalım. Şu anda Çin'de bir sürü kafede garsonlar yapay zeka. Yani robot. İnsan garson yok. Robot bildiğin robot yani. Robot çay getiriyor. Robot işte yemek getiriyor falan tarzında. İkinci olarak yine önemli bir konu. Şeyde bile, otellerde falan bile yapay zekalar, robot yani odaya eşlik ediyor. İşte ödemeyi robota yapıyorsun falan. Ya pek çok şeyin, pek çok işin içine entegre şu an. Tesla, SpaceX ve X-CEO'su Elon Musk, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la bir araya geldi ve dünya meselelerini değerlendirdi. Yapay zeka konusuna da değinen Musk, önemli iddialar ortaya attı. Ya bu iddia değil, bu gerçek zaten. Gerçekten olacak olan mı? Bu iddia değil. Bir şeyin öngörüsü. Yani yaklaşan bir şeyden bahsetmek. Bunu öngörebilmek için öyle şey alim olmaya, Elon Musk ya da böyle çok zeki olmaya da gerek yok tabii ki. Bu arada Rishi Sunak'ın da ne kadar kripto dostu bir adam olduğunu bilirsiniz. Kendisi Birleşik Krallık'ta başbakan adayı idi. Devamında verdiği vaatlerin de çok büyük bir kısmı tıpkı şu anda Kennedy'den ve DeSantis'ten de gördüğümüz gibi kripto paraların lehine kripto paralar ortamını ilerletebilecek, güçlendirebilecek ve potansiyelini açığa çıkaracak, önünü açabilecek noktada Rishi Sunak'ın açıklamaları ve iddiaları vardı. Rishi Sunak göreve geldikten sonra tabii olumlu işler gerçekleştirildi. Hani pek çok noktada çalışmalar yapıldı. Hatta bakanlığı da en son mecliste bir takım açıklamalar oldu. İşte kripto paraların bir kumar olarak değerlendirilmesi
ve yasalar çerçevesinde de böyle geçmesi. Tabii Rishi Sunak hükümeti ve Hazine Bakanı'ndan da buna karşı çıkıldı. Kripto paraların iyi birer finansal enstrüman olduğu ve bunların birer kumar olarak görülmemesi gerektiğine ilişkin söylemde bulunuldu. Yani İngiltere'de şu anda Rishi Sunak ve hükümeti sebebiyle kripto paralar konusunda pozitif anlamda etkin. İngiltere hükümetinin resmi bir etkinliğinde bir araya gelen ikili konuyu yapay zekaya getirince bu alana ilgisi olduğu bilinen Elon Musk çok tartışılacak sözler söyledi. Tüm işleri insanların yerine yapacak. Yapılacak işlerin artık opsiyonel olacağını belirten Musk şu ifadeleri kullandı. Yapay zeka tarihin insan hayatını en çok etkileyen teknolojisi ve geliştirmesi olabilir. Kesinlikle doğru. İnsanların sadece kendilerini tatmin etmek için çalışacakları bir dünya görebiliriz. Çünkü bu teknoloji insanın yerine her şeyi yapabilecek kapasitede olacak. Ne zaman olur? Bunu söylemek zor. Ancak öyle bir zaman gelecek ki yapay zeka tüm işleri halledecek. İnsanların işleri olmayacak. Mesleklerin önemi kalmayacak diyor. Yani doğru, evet, ya söylediği şeyler doğru. Maalesef mi diyeyim artık, maalesef diyeyim bari. Pek çok noktada dediğim gibi hiç değilse elle yapılan işlerin büyük bir çoğunluğu gerçekleştirilecek. Öyle ki arabalar bile kendi kendine, yani yapay zeka desteğiyle araba kendi kendine kullanıyor. Kendi kendine gidiyor araba. Yani bunu bir robot sürüyor gibi somutlaştırmayın. Öyle bir şey yok. Zaten yapay zekayı arabaya entegre etmiş adam. Yapay zeka aracılığıyla komut alıyor, kendi kendine sürüyor araba. Yani daha önce tehlikeli bulmuştu. Hatırlanacağı üzere Musk bu sene başında yapay zeka teknolojisinin tehlikeli bulduğunu söylemiş ve ChatGPT geliştirmesinin en azından 6 ay kadar durdurulması gerektiğini söylemişti. Yani bunu niye yaptığını biliyoruz. Biliyorsunuz o zamanlar eğer ki bu çağrıya pozitif bir yanıt gelmezse Elon Musk'ın kendi TruthGPT'sini duyuracağıyla alakalı konuşmuştuk ve öyle oldu. Nereden bildim? Çünkü kendisinin planı zaten ChatGPT'yi egale edip 6 ay boyunca gözlerden ırak olması, devamında 6 ay sonunda bu durdurmanın kaldırıldığı takdirde kendi ismini kullanıp TruthGPT'yi sunarak birinci sıraya yükselmesiydi. Fakat ABD ve Çin gibi ülkeler buna yanaşmayınca Elon Musk da anında harekete geçti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.